Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Sinan. Crossover Türkiye operasyonunu yönetiyorum. Dünyanın 6 ülkesinde, Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Şu anda yetenek arıyoruz Amerika'daki teknoloji şirketleri için. Çok acayip kelimelerden bahsediyorsunuz. Öncelikle crossover ne yapıyor dediniz? Crossover, Amerikan teknoloji şirketleri için dünyadan deneyimli yetenekler arıyor. Dünyadan. Evet. Buradaki yetenek kelimesi ne demek? Yetenek kelimesinin şöyle biraz daha derinine inelim. %65'i aslında yazılım işleri, teknik işler. Geri kalanları finans var, muhasebe var, iş geliştirme var, pazarlama var. Yani farklı farklı alanlara dağılıyor. Ama tabii farklı bölgelerdeki yeteneklerden bahsediyoruz aslında. Yani deneyimli, kabiliyetli, 5 yıl üzeri artık senior level dediğimiz seviyeye ulaşmış insan kaynağını arıyoruz. Bir de uzaktan çalışma diye bir kelimeniz var. O ne demek? Remote working hadisesi. Evet, uzaktan çalışma konusu dünyada yeni bir trend. Evet. Bir araştırmaya göre Amerika'da 2020 yılında çalışan nüfusun yarısının uzaktan çalışacağı söyleniyor. Bu çok büyük bir adım, büyük bir hareket. Dev bir trend demek. Biz de aslında bunun temsilcilerinden bir tanesiyiz ve global anlamda iş geliştiren ilk remote working şirketiyiz. Bu şu demek, bir teknolojimiz var, bir platformumuz var. Çalışanlarımızın tamamı, şu anda 1500'e yakın çalışanımız var tam zamanlı. %100 uzaktan, crossover üzerinden Amerikalı teknoloji şirketleriyle çalışıyorlar. Haftada 40 saat çalışmaları gerekiyor. Fakat bunun için nerede çalıştıkları, hangi saat dilimlerinde çalıştığı kimseyi ilgilendirmiyor. Sinan Bey, 1500 elemanımız var ne demek? Bu elemanlar, bu yetenekler sizin elemanınız mı oluyor? Bu yetenekler aslında bizim elemanımız oluyor. Crossover hizmetlerini de şöyle hızlıca açmak gerekirse, crossover Amerikan teknoloji şirketlerine sadece kabiliyet sağlamıyor. Diyor ki, evet ben bu adamları bulacağım. Bunu bulmak bir maliyet bu arada. Yalnızca geçtiğimiz çeyrek, 2015'in son çeyreğinde 2,5 milyon dolar harcadı crossover. Doğru insanlara ulaşmak için. Crossover doğru insanlara bulmak için yatırım yapıyor. Bunları çeşitli testlerden geçiriyor çünkü diyor ki ben kabiliyetin sadece %1'lik en üst dilimini arıyorum diyor. Bu da cepte, yani testlerden de geçiriyor. Daha sonra diyor ki ihtiyaç, yani Amerika'daki teknoloji şirketlerinin ihtiyaçlarına göre bu çalışanları işlerine yerleştiriyor ve diyor ki İstanbul'un Üsküdar'ına ya da Levent'ine nasıl para gönderileceğini bilmek zorunda değilsiniz. Onu da ben halledeceğim diyor. Ve bunun üzerine platformuyla, teknolojisiyle performansı ve takım yönetimini, ekip yönetimini de yine crossover sağlıyor. Dolayısıyla aslında crossover 360 derece bir paketle müşterinin karşısına. Çok enteresan. Şimdi ben sizinle görüşürken bir insan kaynakları şirketiyle görüşeceğimi zannediyordum. Daha fazlası. Daha fazlası. Yeni bir iş modeli. Peki burada bu kimin yararına, firmanın yararına mı, çalışanların yararına mı? Şimdi crossover'ın aslında üzerinde çalıştığı bir konsept var. Cloud wages dediğimiz, bulut maaş diye bir konsept var. Crossover diyor ki, yani ülke sınırları, yerel regülasyonların anlamını yitireceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani örnek veriyorum, Almanya'daki, Polonya'daki, Türkiye'deki şirketlerin kendi içlerinde belirlediği maaş ortalamasının aslında çok bir anlamı kalmayacak bir zaman sonra. Çünkü uzaktan çalışma hadisesi hayatımıza girmeye başlayacak. Bu ne demek? Eğer kabiliyetli bir Java programcısıysa bir insan, dünyanın her yerinde aynı maaşı alabilecek demek. Aslında crossover biraz bunu getiriyor. Tabii bu bazı şeyleri zamanla değiştirebilir pazarda. Fakat bunun yanında bir de crossover'ın hani kendi bu performans yönetim araçlarıyla eleman tarafına sağladığı verimli çalışma ve aslında bir challenge yani bu çalışan için. Çünkü hepimiz aslında gün içinde 2,5-3 saat çalışıyoruz. Fakat crossover'la çalıştığınız bir dünyada hafta içi 8 saat çalışmak zorundasınız ve bu bir kondisyon gerektiriyor. Çok öğretici bir şey. Eleman tarafına da böyle bir şey var. Yani yalnızca para değil motivasyon. Çok ciddi de bir katkısı var. Şimdi ben şöyle bir şey anladım söylediklerinizden. Türk elemanlarda Amerika'daki projelerde siz yönlendiriyor olabilirsiniz yetenek olarak. Biz öyle aslında mi? Onu netleştirelim. Biz freelance proje asla önermiyoruz. Biz proje bazlı eleman almıyoruz. Biz yalnızca tam zamanlı işe yerleştirme yapıyoruz. Yani crossover'la gelip başvurduğunuz bir pozisyonda muhakkak bir şirkete, Amerika'daki teknoloji şirketine tam zamanlı yerleşiyorsunuz. Ve bu tekliflendirme sürecinde falan karşınıza çok net. Diyorlar ki şu takımlardan, şu projelerden sorumlu olacaksın. İşte patronun şu falan, yani çok böyle net bir dünyanız var. Hiç gri alan yok yani crossover. Tam tersini soralım. Türkiye'deki şirketler bu müşteriniz mi ya da daha yeni mi başlayacak? Biz bunu aslında CEO'muzla sık sık konuşuyoruz. Türkiye'deki şirketler elbette bir gün müşterimiz olacak. Fakat crossover'ın şöyle bir sözü var. Yani insan kaynağını ikna edip bünyesine katarken diyor ki şu seviyede maaş alacaksınız diyor. Ve crossover bunu esnetmemekte çok ısrarcı. Şayet Türk şirketleri bir gün bu seviyelerde ödeme yapmayı kabul ederlerse elbette onlar da bizim müşterimiz. Yani bu yüksek mi kalıyor Türkiye'ye nazaran? Pazarın biraz yukarısında kaldığı doğru. Amerika pazarı gibi. Aynen. Anladım. Peki burada bir
güvenlik, ne bileyim aklıma bir sürü şey geliyor. Şimdi biliyorsunuz freelance çalışmada da insanlar şeyi kaybedebiliyorlar, motivasyonu, ciddiyeti. Bunları nasıl kontrol ediyorsunuz ya da nasıl oluyor? Mesela birisini yerleştirdiniz, gereklerini yerine getirmedi, yapması gerekenleri. Ne oluyor? Aslında şöyle, en baştan alayım. Yani biz hala Da Vinci'nin 1400'lü yıllarda bulduğu resümelerle insan bulmaya çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyuz? Bu baştan bir problem zaten. Aslında hepimizin evlerinde Tesla arabalarımız var ama bir yere bisikletle gitmeye çalışıyoruz. Aslında biz bu teknolojiye sahibiz. Teknoloji bugün uzaktan çalıştırdığınız elemanı %100 ölçmeye yarıyor. Yani bunu çok rahat yapabiliyor teknoloji. Dolayısıyla biz bunu kullanıyoruz aslında. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Yani better than physical dediğimiz bir güvenlik şeyimiz var aslında bizim. Güvenlik bir sözümüz var aslında yani bizim. Yani bir yazılımcı örnek veriyorum. Sizin projenizde çalışıyorken sizin kaynak kodunuzu alıp başka bir şey yapması çok mümkün değil bizim sistemimizde. Ve bunun üzerine bir de elemanın motivasyonunu kaybetmemesi için gereken haftalık toplantılar, tamamen çıktıya odaklanma. Tabii ki şu senaryo olmuyor mu? Yani çalışanlar işlerini yapamadıkları için crossover'dan ayrılmıyorlar mı? Tabii ki bu da oluyor. Ve şöyle mesela bir istatistiğimiz daha var. Biz iyi bir para ödediğimiz için aslında çalışanlarımıza 100 işe alımımızdan 3'ü bizi kandırmaya çalışıyor. Yani sistemimizi manipüle etmeye çalışıyor. Böyle de bir istatistiğimiz var. %3 işe aldığımız çalışanlar yani bir şekilde farklı botlarla, scriptlerle vesaire bizim sistemimizi manipüle edip çalışıyormuş gibi görünmeye çalışıyorlar. Yani böyle bir gerçeklik de var. Ama tabii crossover bunun üstesinden geldi. Yeterse yani şirket o elemana söz verdiklerini yerine getirmiyorsa... Şirket ya da çok fazla iş veriyorsa, hani 40 saat dediniz, hı hı. 50 saat iş veriyorsa. 50 saat iş veriyorsa üzerine öder. Ödemiyorsa. Üzerine ödemiyorsa da... zaten şöyle bir bağlılık yok arada. Yani eleman ya sonsuza kadar orada çalışmak zorunda değil, şirket de sonsuza kadar o elemanla çalışmak zorunda değil. Yani zaten ben hani aslında bunun bir illüzyon olduğunu düşünüyorum. İş güvenliği dediğimiz hadisenin en azından yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Yani sonsuza kadar az ödeyen ve sizi geliştirmeyen bir işte iş güvenliğiniz olması ne ifade ediyor? Ben buna bakıyorum yani. Crossover'dan muhakkak sizi zorlayacak, size yeni şeyler öğretecek bir ortam. Ve sizin gibi aslında dahi insanlardan oluşan bir ekip sözü veriliyor. Bu kadar. Ve bunun ötesinde size böyle sonsuza kadar bizimle çalışacaksın falan gibi söz verilmiyor. Peki, tabii bir çalışanlar için biliyorsunuz en önemli konulardan biri de siz beğenmeseniz de güvenlik, yani sosyal sigortalardan çok bahsediyorum. Yani. Veya ihbar tazminatı, kıdem tazminatı. Vesaire. Bunlar ne oluyor? Klasik anlamda baktığınız zaman bunların tamamı tabii hayatın bir parçası. Fakat crossover zaten pazar ortalamasının bir 3 katı üzerinde ödediği için ve bütün çalışanlar contractor dediğimiz seviyede. Bizim yani crossover'la yasal ilişkileri o seviyede. Dolayısıyla crossover onlara haftalık olarak yıllık gördükleri maaşı dilimler halinde gönderiyor. Üzerine hangi özel sağlık sigortasını alacakları, SGK primlerini nasıl ve nereden yatıracakları falan tamamen onların kendi inisiyatiflerine kalıyor. Yani biz şöyle düşünüyoruz ve CEO'muz Andy de bunu böyle anlatıyor sık sık. Bunlar koca insanlar. Hangi sağlık sigortasını alacakları, hangi arabayı kiralayacaklarını falan daha iyi bilirler. Dolayısıyla biz onlara daha iyi ödeyelim, onlar kendileri karar versinler. Yaptığımız iş bu. Peki vergileme? Vergilendirme zaten Amerika'da yapılıyor ve biz onlara bu ödemeyi uzaktan gönderiyoruz. Hı. Onlar gelir, doğacak gelir vergilerinden tabii şahsi olarak kendileri sorumlular. Yine aynı şey. Aynen öyle. Sinan Bey, çok ilginç bir yöntem. Sözlerinizin büyük bir kısmına katılıyorum. İş güvenliği başta olmak üzere. İnşallah yaygınlaşır. Benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz, benim sormadığım bir şey var mı? Yani şöyle söyleyebilirim. Özellikle adaylara buradan belki sizin vasıtanızla kısaca seslenebilirim. Java ve C# üzerinde çok ciddi talep var Amerika tarafında ve biz bunu doyurmak için çok çalışıyoruz. O yüzden bizi deneyebilirler ve bizden memnun kalacaklarından eminim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.